yaklaşık 15 saat önce malumunuz olduğu üzere Irak-Kürdistan bölgesinde Süleymaniye'nin Halepçe ilçesine yakın bir yerin merkez üssü olduğu bir deprem yaşandı. Deprem ülkemizin de doğu illerinden genişçe bir coğrafyada net bir şekilde hissedildi. Ama bunun can ve mal kayıpları Irak ve İran hudutları dahilindeki yerleşim birimlerinde yaşandı. Özellikle Süleymaniye, Erbil ve Kerkük havzasında, bir de İran'ın Serdeşt ve Kirmanşah yerleşim birimlerinde yüzlerce ölünün olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Ben öncelikle bu depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yine bu depremde yaralanan, evleri ve yerleşim birimleri zarar gören bütün orada yaşayan insanlara geçmiş olsun dileklerimizi partimiz adına iletiyorum. Parti olarak özellikle orada depremde açığa çıkan hasarların giderilmesi, yaralı olanların tedavisi ve yaraların sarılması için parti olarak üzerimize düşen her şeyi yapacağımızı bir kez daha sizler aracılığıyla ifade etmek istiyorum. Değerli basın emekçileri, yine tam 57 yıl önce bugün 13 Kasım 1960'ta aynı şekilde Irak Kürdistan bölgesel yönetimi sınırlarında yer alan Amude şehrinde dönemin Irak rejiminin bir komplosuyla daha ilkokul çağındaki çocukların 120 kişilik salona 500 kişinin doldurulması ve orada hiçbir zaman daha bugüne kadar izahı yapılmamış ve failleri ortaya çıkarılmamış bir şekilde yangının çıkarılması neticesinde yüzlerce Kürt çocuğu hayatını kaybetti. Bu Amude katliamı olarak tarihe geçen acılı olay üzerinden 57 yıl geçmiş, unutmadık, unutmayacağız. Orada hayatını kaybeden çocuklara Allah'tan rahmet diliyorum. Yine değerli basın emekçileri, Çağdaş Hukukçular Derneği'ne dönük yapılan operasyonlarda başta Genel Başkanları Avukat Sayın Selçuk Kozağaçlı olmak üzere birçok avukat gözaltına alınarak iktidarın antidemokratik uygulamaları kapsamında hak savunucularına dönük siyasi operasyonlar devam etmektedir. Öyle ki sadece Çağdaş Hukukçular Derneği özgürlüğünde değil, bugün unutulmamalı ki Suruç katliamının duruşması var. Bu duruşma Urfa'nın Hilvan ilçesinde görülüyor ve oradaki sanıkların mahkemeye getirilmesi kararı mahkeme tarafından açıklanmaksızın alınıyor. Daha önce getirilmesi kararı alınmıştı en son duruşmada. Ama buna mukabil orada davaya müdahil olan ve o katliamda hayatını kaybeden gençlerin avukatlarını yapanlar ise tutuklanmış durumda. Selçuk Kozağaçlı, Büyükada, Suruç katliamı sanıklarına müdahil olan ve o davaya müdahil olan avukatların tutuklanması, hepsi bu ülkede insan hakları ihlallerinin vardığı düzey açısından önemlidir. Yine yeni bir bilgiyi sizlerle paylaşmak isterim. Yaklaşık bir yıl önce bir zırhlı, güvenlik görevlerine ait zırhlı araçtan Yüksekova'da çevrenin taranması sonucu Yüksekova'da 4 insanımız hayatını kaybetmişti. Hemen olayın ardından bunu biz gündeme getirdiğimiz ve duyarlı bir kamuoyu oluşturulduğu için hem başbakan aileleri aramış hem de bizzat İçişleri Bakanı Yüksekova'ya gitmiş. O faillerin ortaya çıkarılacağını ve gözaltıların olduğunu, bunlar hakkında eksiksiz bir şekilde adli sürecin işletileceğini ve gerekli cezaya çarptırılacağının sözünü vermişti. Elde sadece bir sanık kalmıştı. O da duruşma olmaksızın
bir polis, o da tahliye edildi. Buradan sizler aracılığıyla o gün söz veren, kamuoyu oluşmuş olan duyarlı kamuoyu tepkisini yatıştırmaya çalışan Başbakan'ın ve İçişleri Bakanı'nın sözünün arkasında durmasını ve gereğini yapmasını hatırlatıyorum. Selçuk Kozağaçlı'dan başlamıştık. Bu ülkede nerede bir mazlum, nerede bir ezilmiş, nerede hak gaspına uğramış biri varsa, nerede bir emekçi, nerede bir haksızlığa uğramış varsa onun yanında Çağdaş Hukukçular Derneği ve Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'yı görürsünüz. Bölge, il, adliye binası fark etmeksizin haksızlığa uğramış herkesin yanında bulunan Selçuk Kozağaçlı'ya dönük bu gözaltı operasyonunun bir an önce bu garabetin sonlandırılması ve özgürlüğüne kavuşturulması ve insan hakları savunucuları ile hukukçular üzerindeki bu operasyonların sonlandırılmasını talep ediyoruz. Değerli basın emekçileri, geçen haftayı çok talihsiz bir AKP Genel Başkanı'nın beyanıyla kapatmıştık. AKP Genel Başkanı akıllara zarar bir şekilde bu ülkede nüfus planlaması adı altında maalesef adına cinsiyetçilik, adına ırkçılık, adına öjeni diyebileceğimiz bir skandal beyana imza attı. Neymiş? Ülkede teröristlerin 15 çocuk doğurduğunu ve buna karşı sözüm ona duyarlılık çağrısı yaparken doğurmanın, büyümenin ve çoğalmanın çağrısını yaptı. Bizim veya bir başka siyasi kişinin, bu AKP genel başkanı da olsa fark etmez, bu ülkedeki doğurganlık istatistiklerini siyasi söylemler üzerinden değil, bu işi görmüş olan kurumlar vardır, oradan takip edebiliriz. Bu ülkede gerek İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan nüfus müdürlükleri, gerekse bunları istatistik olarak, sosyal ve ekonomik göstergeleri istatistik olarak tutan Türkiye İstatistik Kurumu, yani TÜİK vardır. Şimdi TÜİK verilerine göre değerli basın emekçileri, bu ülkede en fazla doğurganlık Urfa, ki AKP'nin %70 oy aldığı bir yer, Urfa ilimiz, Siirt, Şırnak ve Ağrı. Bugüne kadar dağda bulunan bir PKK'linin bir doğum yaptığının örneğini ve bilgisini elinde bulunduran varsa beri gelsin. Kimse kimseyi kandırmasın. Kimse kendi bilinçaltındaki cinsiyetçiliği ve ırkçılığı tırnak içinde teröristlik veya terörizmle ilişkilendirerek işin içinden ucuzundan çıkmaya çalışmasın. Bunun adı düpedüz öjenidir, ırkçılıktır, cinsiyetçiliktir. Hele hele bu ülkede bir PKK'linin evlendiğini veya herhangi bir örgüt mensubunun evlendiğini doğurganlığı üzerinden, bırakın istatistiği, bir örnek gösterebilme imkanına sahip değilken ve TÜİK verilerine göre bu ülkedeki doğurganlığın ülkenin Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri olan işte ilk 4 sırada Urfa, Siirt, Şırnak ve Ağrı'nın bulunduğu orta yerde duruyorken ve 2 yıldır çözüm sürecinin bitirilmesinden sonra Kürt coğrafyasına ve Kürtlere dönük dışlayıcı, ötekileştirici, düşmanlaştırıcı bir dil siyasi iktidar ve onun genel başkanı tarafından çok aleni bir şekilde ulu orta kullanılıyorken, bunu götürüp bir ayete, bir hadise ve bir dinin mensubu olup onun üzerinden bir maneviyata bağlamanın akılla, izanla, vicdanla, etikle bir alakası yoktur. Bunlardan vareste bir durumdur. Açık çıkın söyleyin. Ben Kürtlerle 2 yıldır aşırı güvenlikçi politika üzerinden kurmuş olduğum ilişkiyle köprüleri attım. Kürtleri gözden çıkardım. Kürtleri ötekileştirdim. Kürtleri bir düşman gibi gördüm. Ve onların çoğalıyor olma hali
bu ülkenin geleceği açısından değil, benim siyasi tahayyüllerim açısından bir tehdittir ve bir boş bulundum, kalkıp bilinçaltındaki ırkçılığı, cinsiyetçiliği bununla ilişkilendirdim. Her şeyle ilişkilendirin ama dinle, Allah'la, onun kitabı keramıyla ve onun peygamberi olan Hazreti Muhammed'in hadisiyle ilişkilendirmeyin. Cümle birebir doğumu, çoğalmayı, büyümeyi dinle ilişkilendiriyor. Daha 7 Haziran öncesi yine dini Kürtlere karşı kullanarak, aklınca onlara dini öğretme çabası içerisine girerek Kur'an-ı Kerim'i alıp Batman ve Diyarbakır'da meydana çıktığın zaman halk sana siyasi şamarı indirmişti. Demek ki oradan hala bir ders çıkarılmamış olmalı ki bilinçaltında böyle bir birikmiş olan ötekileştirici, düşmanlaştırıcı dili kullanmaktan geri durmuyorsunuz. Bu bakış açısı itaatçı bir bakış açısıdır. Bu bakış açısı şart ıslahat fermanında yaşam bulmaya çalışan bir bakış açısıdır. Bu bakış açısı yine 1997'de Milli Güvenlik Kurulu'nda tartışılan 28 Şubatçıların zihniyetiyle Bakanlar Kurulu'na tavsiye kararı olarak gönderilme döneminde karşımıza çıkıyor. Ve bütün dünya bunu cinsiyetçilik, ırkçılık, öjeni ve bir de işte açıp okuyabilirler, aborjinlere doğum ve üreme üzerinden geliştirilen tedbirlerde olduğu üzere bütün dünya bunu faşizm olarak kabul etmiştir. Herkesin aklını başına alarak biraz daha bu ülkeyi var eden ve bu toplumun tarihsel gerçekliğini ortaya koyan müktesebattan, akıldan, izandan yana düşünmelerini ve tavır takınmaları gerektiğini salık veririz onlara. Değerli basın emekçileri, bir de son bir haftada tartışılan konulardan biri, malumunuz olduğu üzere, seçim barajıdır. Biz son iki genel seçimde tecrübe edildiği üzere bu ülkenin ötekileri tarafından açığa çıkarılmış ve onların temsiliyetinin parlamentoda sağlanmaması için kurgulanmış olan seçim barajına karşı ilkesel tutumumuzu ortaya koymuş ama o barajları yıka yıka parlamentoya gelmişiz. Son iki genel seçim olan 7 Haziran ve 1 Kasım bunun bütün dezavantajlı koşullara rağmen nasıl yıkıldığını ve halkın iradesine ve onun teveccühüne mazhar olduğumuzu açıkça ortaya koymaktadır. Eğer bu konu HDP üzerinden tartışılacaksa hemen gündemden düşürülmelidir. HDP'nin baraj sorunu yoktur ve HDP üzerinden baraj, seçim barajı tartışılmamalıdır. Eğer mesele HDP ise hiç dokunmayabilirler. Ama HDP'nin bu konudaki düşüncesi öğrenilmek isteniyorsa, HDP'nin bir baraj sorunu olmamakla birlikte HDP'nin ilkesel tutumu, parti programında ve tüzüğündeki barajın hiç olmaması gerektiği konusundaki yaklaşımı bellidir. Biz bunu asla kendimiz için istemiyoruz. Biz temsilde adalet ve demokratik katılımcılık açısından istiyoruz. Barajın tümden kaldırılmasını isterken bizim dışımızda bugün konjonktürel olarak yaptıkları yanlışların cezasını çekerek barajın çok çok altında kalan partiler için istiyoruz. Evet, bugün bu barajın düşürülmesini öneren parti ciddi bir biçimde baraj sorunu yaşıyor olabilir. Ama HDP bu konudaki ilkesel ve demokratik tutumu orta yerde duruyor. Bugün HDP'nin baraj problemi yaşamıyor olması temsilde adalete ve demokratik katılımcılığa kayıtsız kalacağı anlamına gelmez. Biz barajın kaldırılmasını MHP için, Saadet Partisi için, Büyük Birlik Partisi için, parlamento içi ve dışı bu baraj problemini iliklerine kadar yaşayan partiler için istiyoruz. Ve öyle oran oran da belirtmiyoruz. Her kim ki bu şahıs olarak bağımsız aday olabilir veya bir parti olarak girilip işte baraj gerçekliğiyle yüz yüze gelen bir parti olabilir. Bir seçim bölgesinde bir milletvekili çıkarabilecek oy alan bütün partilerin parlamentoda temsil edilmesi lazım. Bunun için de
barajın herhangi bir barem üzerinden değil, direkt tümden ortadan kaldırılması biçiminde esas alınması bu ülkede temsilde adalet açısından önemli olacaktır diyoruz. Ve tekrar baraj problemi yaşamayan bir parti olarak bunun rahatlığı ve özgüveniyle bunu ifade ettiğimizi belirtmek isterim. Değerli basın emekçileri, son olarak malumunuz olduğu üzere 16 Kasım günü Anayasa Mahkemesi bir yıldır kayıtsız kalmış olduğu tutuklu milletvekillerinin tutukluluk haline itiraz dosyalarını ele alacaktır. Biz burada derhal bu konuda müsbet karar vermesi gerektiğini ifade ederken Anayasa Mahkemesi'ne herhangi bir renk belli ederek ifade etmiyoruz. Herhangi bir baskı unsuru olan noktada değiliz. Oyunun rengini bizim talebimiz doğrultusunda kullanması taraftarı hiç değiliz. Ancak hukukun en temel evrensel ilkelerinden biri tutarlılık ve sürekliliktir. Biz sadece Anayasa Mahkemesi'ne son 3-4 yılda almış olduğu ve içtihat niteliğindeki kararları hatırlatıyoruz. Bir yıl niye beklediniz? Bir yıl beklemeyi gerektiren ne vardı? Bizim başvurumuzdan önceki bütün dosyaları mı tamamladınız? İkinci bir husus, 16 Kasım günü bu ülkede hukuk, vicdan, adalet ve temsil vekaleti açısından çok önemli bir gün olacaktır. Verilen karar bu ülkede hukukun olup olmadığını, hukukun en temel ilkesi olan süreklilik ve tutarlılığın hala var olup olmadığının testi olacaktır. Yoksa biz Anayasa Mahkemesi'ne herhangi bir telkinde sıfırdan ele alınan bir dosyayla ilgili kararını etkileyebilecek noktada değiliz. 2013 ve 2014 kararlarının arkasında durması gerektiğini düşünüyoruz. Değerli basın emekçileri, unutulmamalıdır ki 24. yasama döneminde tutuklu 7 milletvekili vardı. Bunlardan, affedersiniz, 8 milletvekili vardı. Bunlardan sadece Mustafa Balbay dosyası görüşüldü. Diğerlerinin dosyası görüşülmeksizin emsal karar kabul edilerek diğerleri tahliye edildi. Örneğin BDP'li 5 milletvekili Kemal Aktaş, İbrahim Ayhan, Sabahat Tuncel, Faysal Sarı Yıldız'ın tahliyesi herhangi haklarını alınan bir Anayasa Mahkemesi kararıyla olmamıştı. Onlardan önce alınmış olan Balbay kararı emsal gösterilerek tahliyeleri sağlanmıştı. Aynı Anayasa Mahkemesi'nin üyelerinin büyük çoğunluğu hala aynı yerde duruyor. Bizim itirazımız bunadır. Hukukun en temel ve evrensel ilkesi olan tutarlılık sizin için de bağlayıcıdır. Bu konuda Anayasa Mahkemesi çok önemli bir hukuk testi ve sınavıyla karşı karşıyadır. Bu anlamda böyle bir karar, yani kendi kararlarının arkasında durup tutarlı davranmaları bu ülkede yeterince var olan gerilimin, yeterince var olan dertlerin azalmasına hizmet edecektir. Bazen hukuki kararlar, yargı kararları bir yargı kararı olmanın ötesinde ülkeyi rahatlatan noktalara hizmet edebilmektedir ki ben bu ülkenin buna fazlasıyla ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu ülkenin daha fazla gerilimden, daha fazla kamplaşmadan, daha fazla kaostan, daha fazla hukuki belirsizlikten kaynaklı olarak mutsuzluğa ihtiyacının değil, tam aksine evrensel normlar temelinde verilecek olan hukuki kararlar ile bir rahatlamaya ve bu rahatlama üzerinden ülke insanlarının mutluluğu ve huzuruna ihtiyacımız vardır diyorum. Bütün hepinizi selamlayarak basın toplantımı sona erdirmek istiyorum. Varsa bir iki sorunuzu alabiliriz. İsmail Kahraman yeniden AK Parti'nin başkan adayı. İsmi çok tartışılıyor özellikle Atatürkçülük bağlamında. Son dönemde AK Parti'de de söylemde bir Atatürkçülük yoğunluğu var. Nasıl değerlendiriyorsunuz İsmail Kahraman'ın adaylığını?
Öncelikle ülkeye değil, AKP'ye hayırlı ve mübarek olsun. Her parti kendine yakışanı yapar. Ve demek ki AKP'ye yakışan o. Özellikle 10 Kasım'la birlikte yeniden alevlendirilen mensuplarının ve yönetenlerinin büyük çoğunluğunun 30 yılı aşkın süredir siyasetin içerisinde olduğu bu parti 15 yıldır iktidarda. 30 yıl boyunca siyasetteyken, 15 yıl boyunca iktidardayken dile getirmedikleri Atatürk hassasiyeti bizim için açıkçası manidardır. Yani bir seçim arafesinde, erken seçim tartışmalarının yürüdüğü bir dönemde, kendilerine dönük toplumsal desteğin azaldığı bir dönemde siyasi hayatlarında ilk kez bu düzeyde Atatürk'ü sahipleniyor olmalarını ve Mustafa Kemal'i Atatürk yapmış olmaları hazindir. Bu iktidar yapar bunu. Çünkü bu iktidar bırakın beşeri olan, uhrevi ve manevi olan her değer yargısını kendi iktidarı için kullanmıştır. Onları kullananların kalkıp bugün Atatürk'ü seçim arefesinde kullanıyor olmaları bizim için anlaşılırdır. Ama ben şunu da toplumun vicdanına ve takdirine sunuyorum. Mevcut meclis başkanının Atatürk ve laiklikle ilgili söylemiş olduğu sözler, son bir yılda söylemiş olduğu sözler ve bu konuda parlamentoda muhalefetin, ana muhalefetin bütün tepkisine ve direncine rağmen bu konudaki sözlerini geri almaktan imtina eden kişiyi tekrar aday gösterme hali üzerinden gelişen çelişkiye dönük herhalde bu halkın söyleyeceği bir söz olacaktır diye düşünüyorum. Bir de iktidarın AK Parti'nin şey üzerinde çalıştı. Yani bu yeni bir seçim sistemi, işte %10 barajının aslında aşağı çekilmemesi, daraltılmış bölge ve ittifaklara zemin hazırlayan bir çalışma üzerinde durduğu yazılıp çiziliyor, belirtiyor meslerde. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani örneğin MHP açısından AK Parti'nin içinde şey yapabilir mi? Yani MHP'de siyasi iktidar açısından araç sağlaştırılan, kendi çıkarları için araç sağlaştırılan bir siyasi yapı. İşte az önce sorduğunuz soruda olduğu üzere Atatürk de araç sağlaştırılan bir devlet adamı veya manevi dünyaya ait birçok değer yardımımızın araç sağlaştırıldığı bir iktidar gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Burada bütün halkımızın bilmesi gereken bir husus var. Şüphesiz her sistem değiştirilebilir, her yasal anayasal adım atılabilir. Ama burada hepimizi bağlayan nokta, bu ülkenin huzuruna, mutluluğuna, temsilde adaletine hizmet eden yeni bir model öneriliyor ve ileri adıma tekabül ediyorsa, o anlamlı olur. Ama AKP bu baraj sisteminde de, seçim sisteminde de tek şeye kodlanmış durumdadır. En az oyla en kolay nasıl iktidar olabilirimin çabası içerisindedir. Dar bölge sistemi, daraltılmış bölge sistemi veya seçim barajı, eğer seçim barajı düşürülecekse bile AKP tarafından, muhalefet partilerinin ve onun seçmenlerinin motivasyonunu düşürmek üzerinden kendi iktidarına hizmet edeceğine inandığı için düşürülebilir. Yoksa bu ülke daha fazla demokratik leşsin ve demokrasi yolunda bir adım ileri atsın diye ne baraj düşürülür ne seçim sistemi değiştirilir. Tek şeye toplanmıştır. En az oy sayısı ve oranı üzerinden nasıl ülkeyi ve seçmenlerimi, halkımı manipüle edip en ucuzundan ve en kolayından iktidarı elde edebilirim çabaları içerisinde debelenmektedir. Ama ben bunun da yetmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü halkın onların bütün medyayı derdest ettiği, bütün kamu olanaklarını kullandığı, bütün güvenlikçi politikalarla halkın iradesinin kırıldığı, anayasa referandumunu hala bugün toplumu ikna edemeyecek şekilde şaibeli bir sonuçla değiştirdiği bir gerçeklikte eğer seçmenin, halkımızın bu iktidara teveccühü yeni sistem üzerinden seçim kazanmaya yetiyor olsaydı bugüne kadar çoktan erken seçim kararı almış olurlardı. Bir 16 Nisan'dan önceki birkaç haftaya gidersek tartışmalar üzerinden
çok şeyi iyi hatırlamış ve çok iyi anlamış oluruz. Ne tartışılıyordu? Hemen ondan sonra belki de 2017 sonbaharında ne yapılacaktı? Erken seçim yapılacaktı. Ama onların murat ettiği şey %58-60 bandında oy alabilmekti. Ala ala hileyle, şaibeyle, yurt içi ve uluslararası kamuoyunu ikna etmeden %50 küsürle kazanılmış, tırnak içinde kazanılmış bir referandum gerçekliğine karşı karşıyayız. Teşekkür ederim arkadaşlar. Daha kimse sormayınca, Başbakan Amerika'ya gitti. İşte Pence de görüştü. Orada işte PYD ile ittifak devam edecek denildi. FETÖ'nün iadesi noktasında Binali Yıldırım kendisi söylüyor. Yani herhangi bir gelişme, bir olumlu adım yok. Olumluyu da tırnak içinde söylüyor. O zaman hani bu ziyaretin amacı neydi? Sonucu ne oldu sizin açınızdan? Açıkçası hani kapalı kapılar ardında konuşulup kamuoyuyla paylaşılmayan konular neydi bilmiyorum. Gülen'le ilgili, Rıza Zerrab davasıyla ilgili veya S-400'lerle ilgili neydi? İran politikalarıyla, Orta Doğu politikalarıyla ilgili bilmiyorum ama İYİ Park gezdi, köprü gezdi, tarihi yerlerde tatil yaptı. Bir tek bir beyan üzerinden bir şeyin konuşulduğunu ve sonucunu anlamadığını öğrenebiliyoruz. Dün de işte medyaya yansıdığı üzere PYD ile Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin, daha doğrusu koalisyon güçlerinin yürütmüş olduğu işbirliğinin, ortaklığın barış getirmeyeceği konusundaki üzüntülü açıklaması bizde koalisyon güçlerinin bugüne kadar yürütmüş oldukları son 3 yıllık politik hattı sürdüreceklerini anlıyoruz. Yani gitti, eli boş döndü. Elde var bir bile diyemiyoruz. Ve kendine birkaç günlük bir tatil yaptı. Huzur, selamet diliyoruz ona. Ama zaten başkaca bir sonuçla dönmesini beklemek çok mümkün değildi. Çünkü bütün dünya şunu anladı, bir tek Türkiye anlamadı. Suriye politikasında, özellikle orada sadece Kürtlerin değil, oradaki halkların örgütlü gücü olan PYD'nin ve Demokratik Suriye güçleriyle ortaklık yapmanın ve bu istikamette adım atmanın ve kazanılan yerlerin oradaki tek istikrar alanları, coğrafyaları, kentleri, yerleşim birimleri olduğunu tecrübe etmiştir. Ama bir Kürt takıntısı üzerinden iç politikayla da ilişkilendirerek söylüyorum. Ne diyorlar? İşte PYD terör örgütüymüş. Bunu bütün dünyada terör örgütü olarak gören iki yapı var. Bir Türkiye'deki siyasi iktidardır, bir de IŞİD'dir. Şimdi düşünün, PYD Suriye'de varlık gösteren bir örgüttür. Ama Şam rejimi bile, oradaki diğer örgütler bile, oradaki diğer siyasi yapılar bile, yurt dışından müdahil olan İran ve Rusya bile terör örgütü olarak görmüyor. Böyle ferasetten, basiretten, akıldan, izandan yoksun dış politikanın varacağı nokta da Amerika'ya gidip sadece tatil yapıp geri dönmekle sınırlı olabilir. Teşekkür ederim.